2 sinüs 3x eksi 1 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ne yapalım? Eksi 1'i diğer tarafa atalım. 2 tane sinüs 3x eşittir 1 olur. Böylece sinüs 3x eşittir 1 bölü 2 gelir. Şimdi arkadaşlar trigonometrik denklem çözerken eşitliğin her iki tarafı da ya kosinüs olacak ya da sinüs olacak. Yani farklı tellerden çalmayacak. Bakıyoruz bir taraf sinüs 3x eyvallah ama diğer taraf 1 bölü 2 olmaz. Hemen ne yapacağız? O 1 bölü 2 yerine sinüs türünden bir şey yazmamız lazım. Ki çok iyi bildiğiniz üzere o da kim? Sinüs 30. Şimdi artık ben biliyorum ki sinüs 3x eşittir sinüs 30. Kuralımız şöyleydi. Her iki tarafı da sinüs yaptıysanız bu trigonometrik denklemi çözmek için iki dala ayrılıyorsunuz. Birinci dal, ikinci dal. Birinci dal gayet mantıklı. Sinüs 3x sinüs 30'a eşitse tahmin edin. 3x kime eşittir arkadaşlar? 30'a. a İkinci dal, ikinci dal birazcık bilmeniz gereken bilimsel kısım. Şöyle bir şey vardı hatırlıyor musunuz? Sinüs 180 eksi alfa eşittir sinüs alfa değil mi? Birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsleri eşitti. 180'de isim değişmez. Sin alfa. 180 eksi alfa ikinci bölge. ikinci bölgede sinüsün işareti artı. Hakikaten sinüs 180 eksi alfa sin alfa eşittir. O zaman bu taraf sinüs 30 olduğu gibi sinüs 180 eksi 30 da olabilir. Yani 150 de olabilir değil mi? Ha, o zaman bu tarafa ne ya da yazabilirim arkadaşlar? 3x eşittir. 180 eksi 30 da yazabiliriz. Ha, o zaman ne diyeceğiz? Sinüs x eğer sinüs alfa eşitse bir denklemde ya x alfa eşittir. Gayet mantıklı. Ya da x 180 eksi alfa eşittir. Pekala. Sonra trigonometride şöyle bir güzellik vardı hatırlıyor musunuz? Açılar her 360'da bir kendini ne yapıyordu? Tekrarlıyordu. Onun için ne yapabiliriz biz? Bunun 360 fazlasını da kök olarak kabul edebiliriz. Yani bir denklemi 10 derece sağlıyorsa o 370 derece de sağlar. Onun için ne yapabiliriz? Orayı da çözüm kümesine alabiliriz. Onun için ne yapıyorduk? Bu eşitlikleri yazdıktan sonra bu bulduğumuz alfaların yanına 360k ekliyorduk. O K ne? 360'ın katları olabilir. Tam sayı katları. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. 3x 30 ya. Gaza gelip de hemen x eşittir 10 yazmayın. Ne yapalım hocam? 3x eşittir 30 artı 360 k. Şimdi 3'e bölün. x eşittir 10 artı 120 k. Ha, buradan sonra ne yapacağız artık? Her 360'da bir değil. Her 120'de bir kökler kendini tekrarlıyor diyeceğiz. Yani işin içine sanki periyot hesabı girdi gibi değil mi? Birazcık derin düşünün bakalım mevzuyu. E o zaman artık k'ya 0 verir, 1 verir, 2 verir, eksi 1 verir, eksi 2 verir. Yani tam sayıları verir. Bütün kökleri ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Benden çözüm kümesini istediği için bu şekilde bırakıyorum. Daha dokunmuyorum. Hemen buraya bakalım. 3x eşittir 150. 3'e bölmeden önce 360 k'mızı ekliyoruz ve şimdi bölüyoruz. x eşittir 50 artı 120 k. O zaman bizim denklemin çözüm kümesi 10 artı 120 k veyahut da 50 artı 120 k. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Sinüs 3x eksi 30 derece eşittir. Kosinüs 66 derece denklemini sağlayan 0 ile 360 aralığındaki en büyük x açısı kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi ne demiştik size? Trigonometrik bir eşitlik varsa her iki tarafta aynı olacak. Yani bir taraf sin ise diğer tarafta sin. Veya bir taraf ise diğer taraftan olacak? Kosinüs. E şimdi ben bu tarafı bu soruya bakıyorum. Bir taraf sinüs, bir taraf kosinüs olmaz. Ne yapacağız o zaman? Şu sinüs 3x 30'a dokunmayalım. Ama kosinüs 66'ya dokunalım. 66'yı 90'a tamamlayan açı kaç derece? 24. O zaman ben kosinüs 66 yerine sinüs 24 yazabilirim. Ha şimdi ne oldu? Her iki tarafta sinüs süper. Ne diyorduk? Sinüsü iki aşamada çözüyorduk. Birincisi gayet mantıklı. Sinüs 3x eksi 30. Sinüs 24'e eşitse 3x eksi 30 24'e eşittir. İkinci aşamada biraz bilimsel bir şeydi. Neydi orada da kural? 180 eksi 24'e eşit diyorduk değil mi? Neydi olayımız? Sinüs x sinüs alfa eşitse x eşittir alfa veya x eşittir 180 eksi alfa. Şimdi her tarafı 3'e bölmeden önce ne yapıyorduk? 360 k'larımızı ekliyorduk değil mi? Önce şunu bir yazalım. Bunu bu tarafa atarsak 3x eşit 54. Her tarafı 3'e bölmeden önce 360 k'larımızı 360 k değil mi? 3'e yazarsak 3'e bölün. X eşittir 18 artı 120 K. Diğer taraf ne oldu? 3 X eşittir. 180'den 24'ü çıkartın. Ne oluyor? 156. Üzerine 30 ekleyin. 186. 3'e bölmeden önce 360K ekliyorum ve şimdi 3'e bölüyorum. X eşittir 62 artı 120K. Şimdi bunları elde ettikten sonra ne yapıyoruz? K'ya değerler vererek kökleri buluyoruz. 0 360 aralığındaki en büyük kökü istiyoruz. Işte. Yani hepsini bulmaya gerek yok. En büyük kökü nasıl bulabiliriz ona bakalım. Burada ben K'ya 3 verirsem 360 bir de üzerine 18 ekle aralığın dışına taşarız. Demek ki K'ya 2 vermemiz lazım. K'ya 2 verirsek 240 18 daha buradan 258 gelir. Ama sanki diğer taraftan daha büyük gelir değil mi? K'ya 2 verirsek 240 62 de orada var. 302 mi gelin? Ha demek ki bu denklemi sağlayan en büyük kök 302 derece. Cevabımız D şıkkı. Kosinüs 3x 40 eşittir. Kosinüs x eksi 20 denkleminin 0-360 aralığında kaç farklı kökü vardır diye sormuş bize. Şimdi önce bir hatır yapalım. Bu her iki tarafta kosinüs ise denklem nasıl çözülüyordu? Bir onu hatırlayalım mı? Kosinüs x eğer kosinüs alfaya eşitse. İki aşamada inceliyorduk bunu. Birincisi gayet mantıklı. Kos x kos alfa eşitse x alfa eşittir. İkincisi ise arkadaşlar biraz bilimsellikli vardı. Ne diyorduk? x eşittir eksi alfa değil mi? Çünkü şurada ben x yerine gelip eksi alfa yazsam bir zararı var mı? Kosinüs çift fonksiyon içerideki eksi yutar. Kosinüs eksi alfa yine kos alfa eşit işte. olur. Bu şekilde ne yapıyorduk arkadaşlar? Denklemleri çözüyor idik. O zaman hadi yapalım. İki aşama. Birincisi mantıklı olan. Kosinüs 3x eksi 40. Kosinüs x eksi 20 eşitse. 3x eksi 40. x eksi 20 eşittir. Diğeri de bilimsel olan kısım. 3x eksi 40. Bunun eksilisine eşittir. Eksi x artı 20'ye. Düzenleyelim. 2x eşittir 20'ye. Hop duruyoruz. Her taraf 2'ye bölmeden önce gene ne yapıyorum? Aynı sinüste olduğu gibi buna da 360 kya ekliyoruz değil mi? Buna bakalım. Bunu bu tarafa atın. 4x eşittir 60. Her tarafı 4'e bölmeden önce 360 kya ekliyorum. Şimdi 2'ye bölün. x eşittir 10 artı 180 k. 4'e bölün. x eşittir 15 artı 90 k. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? K'ya değerler vererek kökleri bulacağız. K'ya 0 verelim. X 10. K'ya 1 verelim. X 190, değil mi? 180 10 daha 190. K'ya 2 verelim, vermeyelim. K'ya 2 verirsek 370 oluyor, aralığın dışına çıkıyoruz. O zaman buradan 2 tane kök geldi. Diğer tarafa bakalım. K'ya 0 verelim. X 15. K'ya 1 verelim. X kaç geliyor arkadaşlar? 105. K'ya 2 verelim x kaç geliyor? 195. K'ya 3 verelim. x kaç geliyor arkadaşlar? 285. K'ya 4 vermeyin değil mi? Yeter artık. Ha bakın dikkat ettiyseniz bir taraftan 2 kök geldi. Diğer taraftan 4 kök geldi. Demek ki her iki kanattan da eşit sayıda kök gelecek anlamına gelmiyormuş bu. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Şimdi benden ne istiyordu? Kaç tane kökü vardır diye sormuş. O zaman ne deriz? 6 tane kök vardır deriz. Şimdi olayı net bir şekilde görmeniz için ben böyle tek tek yazdım. Siz siz olun öyle yapmayın. Ne yapın? Kaç tane kök vardır diye soruyor ya bize. K'lar neler olabilir? Ona bakın. 4 buradan 2 buradan toplam 6 tane dersiniz. Fakat şurada bir parantez açayım. Burada riskli bir durum var. Nedir? Mesela atıyorum. Burada K1 için. Burada K2 için aynı değer geliyordur. Siz onu yazmazsanız göremeyebilirsiniz. E aynı değeri de iki kere alamayacağınız için çözüm kümesini yanlış bulursunuz eleman sayısını. Onun için her zaman en garanti yol olan K'lara değer verdikten sonra X'leri de hızlıca bulmanızdır. Hocam ben onu ayarlarım diyorsanız sıkıntı yok. Ama ayarlayamazsanız yazık olur değil mi? Durup dururken başka yerde okursunuz sıkıntı. Evet 6 tane kökü var. Cevabımız D şıkkı. Sinüs 3x eksi 60 eşittir. Kosinüs eksi 2x denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden Hangisidir demiş şu kosinüs 2 x'teki eksiği silelim değil mi? Kosinüs çift fonksiyonu içerideki eksi yutuyordu. Yani orası kosinüs 2 x. Şimdi bir taraf sinüs bir taraf kosinüs olmaz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? İlla ki her iki tarafı da ya sinüs ya da kosinüs yapıyorduk. Hangisini yapalım? Her iki tarafı da sinüs yapalım. daha rahat gibi. O zaman sinüs 3 x 60 eşittir. Sinüs 90 2 x. Ne yapacağız? 90'a tamamlayan açıyı yazacağız ki Kosinüsü sinüse çevirebilirim. Şimdi sinüste ne yapıyorduk? İki aşamada inceliyorduk. Hadi inceleyelim. Birincisi gayet mantıklıydı. Madem her iki taraf sinüs o zaman içler birbirine eşittir. 3x-60 90-2x eşittir. Bir diğer tarafa da ne yazıyorduk arkadaşlar? 3x-60 eşittir. 180-90-2x Artık bunu biliyorsunuz değil mi? Hızlıca yazdım. Ne geldi buradan? 5x eşittir 150. Her tarafı 5'e bölmeden önce 360k'yı ekliyorum ve şimdi 5'e bölüyorum. x eşittir 30 artı 72k. Bu bir. Gelelim buraya. 3x eksi 60 eşittir. 180 eksi 90. 90 eksi eksi artı 2x. At bunu bu tarafa. x eşittir 150 artı 360k. Evet ne istiyor? Köklerinden biri. O zaman ne yapacağız? Kökleri tek tek Bulacağız. Şurada K0 versek X150 geliyor. Bakalım o kadar şanslı mıyız? Şıklarda 150 var mı? Yok şanslı değilmişiz. O zaman buraya. K'ya 0 verin. X kaç geliyor? 30. K'ya 1 verin. 72 artı 30. 102. Var mı? Yok. K'ya 2 verin. Ne geliyor? 144. 30 daha 174. O var mı? Var. Demek ki denklemin köklerinden birisi 174 imiş. Diğerlerine geliyor. 246. Ve diğeri de arkadaşlar 318. Zaten onlar da şıkta yok. O zaman aradığımız cevap B şıkkı. 2 tane kosinüs 6x çarpı kosinüs 2x eşittir. Kosinüs 6x denklemini sağlayan en küçük pozitif x açısı kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar burada matematikteki en temel bilgilerden birisini kullanacağız. Nedir o? Bir denklem çözülürken sadeleştirme yapılmaz. Yani cos 6x cos 6x ile sadeleşti diyemeyiz. Parantez açıyorum. Esasında diyebilirsiniz. Ama bir şartım var. Nedir o? Eğer bunları sadeleştirecekseniz o sadeleştirdiğiniz ifadeyi bir kenarda sıfır eşitleyip buradan da kökleri bulmanız gerekiyor. Ama sınav heyecanıdır. Ola ki unutursunuz diye ben size şöyle önce bir uzun yoldan anlatayım. Sonra onu da size bir şekilde göstereyim. Peki nedir bunun esas bilimsel yolu? Bunu bu tarafa atıp Denklemi 0 eşitleyip ortak parantezi almaktır. Yani 2 tane kosinüs 6x çarpı kosinüs 2x eksi kosinüs 6x eşittir 0. Sonra kosinüs 6x parantezinde 2 tane kosinüs 2x eksi 1 eşittir 0. Bakın ne yaptım? Sadeleştirme yapmadım. Çünkü matematikçiler öyle diyor. Denklem çözerken sadeleştirme yapmayın. Kökü yok edersiniz diyor. Onun için diğer tarafa atıp ortak parantezi alın diyor. E aldık. Sonra ne oldu? Çarpım durumunda iki ifade oldu. Ve bunların çarpımı sıfıra eşit. E hatırlayınız iki sayının çarpımı sıfıra eşitse ikisinden birini olmalı. Sıfır olmalı. O zaman ya kosinüs 6x sıfıra eşit ya da iki tane kosinüs 2x eksi 1 sıfıra eşit. Hatırlar mısınız? Biraz önce ne dedim ben? Bunları sadeleştirirseniz bir kenarda sıfıra eşitleyin demiştim. İşte bakın zaten o arkadaş burada çıktı. Ha mantığı da buymuş demek ki. O zaman size iki tane yol öneriyorum. Siz istediğinizi yapın. Birincisi sadeleştirmek istiyorsanız sadeleştirin. Ama sadeleştirdiğiniz ifadeyi mutlaka bir kenarda sıfır eşitleyip köklerini bulun. Hocam ben sadeleştirmeyeceğim kafam karışır diyorsanız bunu bu tarafa atın. Benim yaptığım gibi ortak parantez alın. Zaten ortak parantez alınca çarpım durumunda iki ifade oluyor. Ayrı ayrı sıfıra eşitleyin. Evet gerisi size kalmış bir şey. Şimdi bizden en küçük kökü istediği için arkadaşlar uzun uzun çözüm yapmama gerek yok. Zaten en küçük kökü verecek değerleri bulup bırakacağım. Nasıl? Kosinüs 6x eşittir 0 ya. O zaman kosinüs 6x eşittir kosinüs 90. Çünkü kosinüsü 0 olan açı neydi? 90. E buradan 6x eşittir 90'dan x kaç gelir arkadaşlar? 15. Bakın diğer kısımlara bakmama gerek yok. Çünkü diğer kısımlar gittikçe büyüyor. En küçük kökü istiyor. Böyle bırakıyorum. X 15. Gelelim buraya. 2 tane kosinüs 2x eksi 1 ise demek ki 2 tane kosinüs 2x 1. Yani kosinüs 2x eşittir 1 bölü 2. E kosinüs 2x 1 bölü 2 ise demek oluyor ki kosinüs 2x kosinüs 60'a eşit. Değil mi? Kosinüsü 1 bölü 2 olan açı kaç dereceydi? 60 derece. E 2x eşittir 60'tan da x kaç geldi? 30. Bakın diğerlerine bakmıyorum. Çünkü diğerleri büyüyor. En küçük kökü bu. O zaman buradan 30 buldum. Buradan 15 buldum. Hangisi en küçük? 15. Yani pi bölü 2 cevabımız D şıkkı. 2 sin kare x eşittir 1 eksi kosinüs x olduğuna göre 0 ile 360 aralığında x'in alabileceği en büyük değer kaçtır diye sormuş bize. Şimdi 2 sin kare x eşittir 1 eksi kos x. Şu 1 ve 2 sin kare x bunlar güzel şeyler değil mi? Bakın onları yan yana getireyim. Bunu bu tarafa atayım. Bunu da bu tarafa atayım. Ne oldu şimdi? Kosinüs x eşittir. 1 eksi 2 sin kare x. Hatırlıyorsunuz değil mi? 1 eksi 2 sin kare x neydi arkadaşlar? Kosinüs 2 x. Kosinüs 2 x'in iki kat açı formüllerinden birisiydi değil mi? E şimdi ne oldu? Her iki tarafta kosinüs oldu. Tam istediğim gibi. Ne diyorduk? Kosinüs x, kosinüs 2 x eşitse... iki dalda ne yapıyorduk? Bu soruyu çözüyorduk. Birincisi mantıklı olan. Demek ki x 2x eşit. Veya diğerde neydi? x eşittir. Eksi 2 x değil mi? Hatırlıyoruz. Şurayı hatırlatalım mı? Kosinüs x kosinüs alfa eşitse ya x alfa eşitti ya da x eksi alfa eşit diyorduk. O zaman buradan ne geldi arkadaşlar? Bu arkadaşı bu tarafa atarsam x eşittir 0 artı 360 k. Buradan ne geldi arkadaşlar? 3 x eşittir 0 artı 360 k. Her tarafı 3'e bölersek x eşittir 120 k. O zaman köklerimiz buradan gelecek. Ne istiyor bizden? En büyük değer istiyor. O zaman şurada K'ya 1 dersem en büyük değer 360 gelir. Ama 360 dahil mi? Ha dahil çok şanslısınız. O zaman en büyük kökümüz 360 cevabımız E şıkkı. Kotanjant 5x-15 eksi 1 denkleminin 0-90 aralığındaki çözüm kümesini istemiş bizden. Ha, şimdi kotanjantlara, tanjantlara başlıyoruz testimizde. Kotanjant 5x eksi 15 derece eşittir eksi 1. Olmaz. Aynı sinüste ve kosinüste olduğu gibi eşitliğin her iki tarafı aynı olmak zorunda. Bir taraf kotanjant bir taraf sayı olmaz. E ne yapacağız? O eksi 1 yerine hemen kotanjantlı değerini yazacağım. Şimdi keşke 1 olaydı değil mi? Çünkü 1 olaydı ben biliyorum ki kotanjant 45. Eksi 1 de kolay. Eksi 1 ikinci bölgede olsun mu? Kotanjant ikinci bölgede eksi çünkü. E 45'i ikinci bölgeye taşıyın. 180 eksi 45'ten 135. O zaman ne yapıyorum? Eksi 1 yerine kotanjant 135 yazıyorum. Şimdi hatırlarsanız kosinüs ve sinüsle denklem çözerken iki dala ayırıp çözüyorduk değil mi? Çok şanslıyız ki tanjantla kotanjantın öyle alengirli işi yok. Eğer kotanjant x kotanjant alfa eşitse tek bir şekilde çözebiliriz. Mantıklı olan şekilde yani x alfaya eşittir. Aynı şey tanjant içinde geçerli. Yalnız burada şöyle bir güzellik daha var. 360k değil daha küçük bir şey ekliyoruz. 180k. O zaman tanjantla kotanjantlı denklemlerde ne yapıyoruz? Sadece içleri birbirine eşitleyip 180k ekliyoruz. Hadi yapalım o zaman. 5x eksi 15 eşittir 135. Ee, bunu bu tarafa atarsam 5x eşittir. 150. Her tarafı 5'e bölmeden önce 180k. Şimdi 5'e bölersek x eşittir. 30 artı 36k. Evet artık gerisini biliyorsunuz. K'ya basacağız. Değerleri x'leri bulacağız. K'ya 0 verin. x 30. K'ya 1 verin. x 66. K'ya 2 vermeyin. Çünkü aralığın dışına taşarsınız değil mi? O zaman köklerimiz 30 ve 66. Cevabımız D şıkkı. Kök 3 kosinüs 3x eşittir sinüs 3x denkleminin 0 2 pi aralığında kaç tane kökü vardır demiş. Ne yapalım? Her tarafı kosinüs 3x'e bölelim mi? Kök 3 eşittir. Kosinüs 3x'e bölersek sinüs 3x bölü kosinüs 3x. E kos tanjant 3x değil mi? tanjant 3x eşittir ne oldu kök 3 mü oldu E kök 3 yerine de ben biliyorsunuz tan 60 yazabilirim değil mi Ya e, artık soru bitti. Tanjant 3x eşittir tanjant 60 oldu mu? Ne yaptım? Kök 3 yerine tan 60 yazdım. Şimdi artık her iki tarafta tanjant olduğuna göre denklemi çözebiliriz. Ne diyorduk? tanjant ve kotanjant da tek aşamada sonuca ulaşabiliyordunuz. Ne yapıyoruz? 3x eşittir 60 diyoruz. Yalnız burada her tarafı 3'e bölmeden önce gene ne yapıyoruz? 180k'ya ekliyoruz. Tanjant ve kotanjant da 180k ekliyorduk. Sinüs ve kosinüs de 360k. Şimdi her tarafı 3'e bölelim. x eşittir 20 artı 60k. Sonra k'ya vereceğiz değerleri olacak bitecek. K'ya 0 verin. X kaç gelir arkadaşlar? 20. O zaman 0 için olur. 1 verin 80 oluyor. 2 verin, 3 verin, 4 verin, 5 verin, 6 vermeyin. Niye? 6 verirseniz çünkü ne oluyor arkadaşlar? 360 380 oluyor. Aralığın dışına çıkıyorsunuz. O zaman K'ya verebileceğimiz değerler 0 1 2 3 4 ve 5. Kaç tane kök var o zaman? 6 tane. Cevabımız D şıkkı x 0 ile 90 aralığında olmak üzere sinüs x eşittir sin 10 çarpı sin 80 bölü cos kare 35 eksi sin kare 35 olduğuna göre sinüs 3x ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi şöyle bir düzenleme yapalım. Sinüs x eşittir ee, sin 10 çarpı sin 80 şu sin 80 yerine ben kosinüs 10 yazsam bir zararı var mı? Yok değil mi? Birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşit. O zaman sin 10 çarpı kosinüs. Çünkü onlarla bir şeyler yapabilirim ama onunla 80 ile bir şey yapamam. Peki şu aşağısı tanıdık geldi mi? Geldi değil mi? Bu kosinüsün 2 kat açı formülü neydi? Kos kare alfa eksi sin kare alfa eşittir. Kosinüs 2 alfa. E 35 2 katı 70. Demek ki burası kaç? Kosinüs 70'e eşit. Aa, kosinüs 70 e de ben gelip sinüs 20 yazayım mı? Bakın oradan bir güzellik yakalayacağım şimdi. O zaman ne oldu burası? Sinüs x eşittir. sinon çarpı kos 10. Bölüs sin 20. E sin 20 de sinüsün 2 kat açı formülünden 2 sin 10 cos 10 diye yazarsak bu yavrular gitti mi? Ha, denklemi çözdük. Sinüs x eşittir. 1 bölü 2 oldu. O zaman sinüs x 1 bölü 2 ise x kaç derece olmak zorunda? 30 derece. Hocam x 150 de olur. O da 1 bölü 2. Haklısın kardeşim. Fakat x 0 90 aralığında diyor ya onun için olmaz. Ha, x 30'muş. Benden sinüs 3x istiyor. Yani sinüs 90'ı o da 1. Cevabımız E şıkkı. Cos kare x artı 5 sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 2 olduğuna göre tan x ifadesinin alabileceği farklı değerler çarpımı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi trigonometride arkadaşlar iki tip denklem sorusu var. Birincisi işte buraya kadar olan çözdüklerimiz. İşte bir taraf sinüs, diğer taraf sinüs, bir taraf kosinüs, diğer taraf kosinüs. İşte bunlar bir birbirine eşitle. Bir 180'den çıkartıp eşitle. 360K ekle falan falan Bir tip o. Bir tip de burada göreceğiniz arkadaşlar. Nedir burada? Böyle ikinci dereceden denklemlere çevrilebilen. Ya da bildiğiniz matematikteki klasik denklemlere çevrilebilen sorular. Bir de o tip sorular var. Şimdi bu onlardan birisi. Cos kare x artı 5 sin x cos x eşittir 2 var. Şimdi normalde o eşittir 2 olmasa Cos x parantezini alırım. Ne bileyim çarpanlığına ayırıp bir şeyler yaparım. Ama o iki sıkıntı. Fakat şöyle bir güzellik var. Trigonometrideki her sayıyı trigonometrik ifadeye çevirebilirsiniz. Yani o 2'yi ben trigonometrik ifadeye çevirebilirim. Nasıl beceririm o işi? Şu özdeşliği kullanarak. Sin kare x artı cos kare x kaça eşitti arkadaşlar? 1'e değil mi? İşte bu özdeşliği kullanarak her sayıyı ben trigonometrik bir ifadeye çevirebilirim. Nasıl olacak o iş? Bakın takip edin. Cos kare x artı 5 sin x cos x eşittir. 2 yerine 2 sin kare x artı 2 cos kare x yazsam bir zararı var mı? Yok değil mi? 2 parantezin alın. Sin kare x artı cos kare x. O da 1'e eşit zaten. 2 kere 1, 2. Bitti. Ha demek ki bir sayı gördüğünüz zaman canınız sıkılıyorsa onu trigonometrik bir ifadeye çevirebiliriz. Mesela 3 gördünüz. Hemen o 3 yerine ne yazarsınız? 3 sin kare x artı 3 cos kare x yazarsınız. Ne oldu? Trigonometrik ifadeye dönmüş oldu. İyi güzel bunu öğrendiğimiz güzel oldu. E şimdi ne yapacağım? Şimdi şu yavruların hepsini bu tarafa atalım mı? 0 eşittir. 2 cos kare eksi cos kare cos kare x oldu mu? Eksi 5 sin x cos x artı 2 sin kare x. Ha, ne oldu şimdi ifade? ikinci dereceden bir denkleme dönüştü. Doğru mu? Şimdi benden ne istiyor? Benden tanjant x'in alabileceği değerleri istiyor. Ha, burada sin kare kos kareler var. Benden tanjant x'i istiyor. E o zaman tanjant x oluşturalım. Nasıl oluşturalım? Hepsini kos kare x'e bölelim mi? Ne olur hepsini kos kare x'e bölersem? Sıfırı kos kare x'e böl. Hiçbir şey olmaz. Sıfır olur. Kos kare x'i kos kare x'e böl. 1. Eksi. Şimdi buraya çok dikkat. Ben bunu cos kare x'e bölersem kosinüsün bir tanesiyle yukarıdaki gider. Sin bölü kos tanjant kalır değil mi? Ha eksi 5 tanjant x. Artı ben bunu cos kare x'e bölersem sin kare bölü cos kare 2 tane tan kare x oldu mu? Yani şunu şöyle düzenlersem 2 tan kare x eksi 5 tanjant x artı 1 eşittir 0 oldu mu? Ha, bakın ne oldu artık? Tanjanta bağlı ikinci dereceden bir denklemimiz var. Şimdi benden ne istiyor? Tanjantın alacağı değerler çarpımını istiyor. Hatırlayınız. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere bunun kökler çarpımı c bölü a'ydı. E şimdi bakın. Ax kare bx artı c içerisinde x olduğu için kökler de x'e bağlı. E dikkat edin. 2 tan kare x eksi 5 tanjant x artı 1'in kökleri de ne olacak? Tanjanta bağlı. Yani tanjant x1 tanjant x2 olacak. İşte bunların çarpımı da aynı burada olduğu gibi 1 bölü 2 gelecektir. Yani c bölü a'dan. Hocam tanjantları bulacağız mı? Yok hiç gerek yok. Çünkü benden çarpımını istiyor. Demek ki tanjant x1 çarpı tanjant x2. Yani tanjantın alabileceği değerler. Yani bu denklemin kökler çarpımı 1 bölü 2 imiş. Misal kökler toplamını sorsaydı o da eksi b bölü a'dan 5 bölü 2. Ha demek ki denkleminizi aynı türden ifadeleri barındıracak şekilde dönüştürebilirseniz kökler toplamı kökler çarpımını aynen yazabiliyorum. Mesela şu aralarda bir yerde sinüs olsaydı kosinüs olsaydı bunu yapamazdım. Mecburen onu parçalayıp tanjantları tek tek bulmak zorundaydım. Ama denklem komple tanjanta bağlı olduğu için kökler çarpımı, kökler toplamı kullanabiliriz. Evet gördüğünüz gibi bakın hiç trigonometrik denklem değil. Baya baya bildiğiniz ikinci dereceden denklem çözdük. Sadece içerisinde trigonometrik ifadeler var. O zaman bu da ikinci tipte trigonometrik denklemler. Evet cevabımız B şıkkı. X0 ile 360 aralığında olmak üzere sinüs 3x bölü cos x çarpı cos 2x eşittir 2 tanjant x. Denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bakıyorum 3x var, x var, 2x var her bir şey var doğru mu? E ne yapalım? Önce şu eşitliği bulmak için içler dışlar yapalım. Belki oradan bir güzellik gelir. Oradan bir şeyler buluruz. Şimdi sinüs 3x ona erilemiyorum. İşler dışlarla bunu bu tarafa atıyorum. 2 tane tanjant x. Onun yerine de sin x bölü cos x yazalım. Çarpı cos x çarpı cos 2x. Ha, cos x'ler birbirini götürdü. Şimdi burada bir parantez açayım. Belki önceki videolar izlemişsinizdir. Orada bir şey demiştim. Onunla kafanız karışmasın. Hocam denklem çözerken sadeleştirme yapılmaz. Eğer sadeleştirirseniz bir kenarda sıfır eşitleyin demiştiniz. E burada gittiniz sadeleştirme yaptınız diyebilirsiniz. Diyenleriniz vardır belki. Onun için açıklama yapalım. Burada arkadaşlar kosinüs x'leri sadeleştirebilirsiniz. Ve yine sıfıra eşitleyebilirsiniz. Ama sıfıra eşitlenmeyeceğini görmeniz lazım. Niye? Dikkat edin. Ben bunları sadeleştirdikten sonra kosinüs x'i sıfıra eşitlersem e paydada kosinüs x var. E paydaya sıfır yazmış olurum. O da ne oluşturur? Tanımsızlık oluşturur. Ha onun için ben burada gönül rahatlığıyla kosinüs x'leri sadeleştire Bilirim. Çünkü buradan kök gelme ihtimali yok. kosinüs x asla sıfır olamaz. Paydaya geliyor. Tanımsızlık oluşturur. Onun için burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Sadeleştirme yapıyoruz. Ama bu genel kural her zaman geçerli. Bunu ihmal etmek yok. Bir denklem çözerken sadeleştirme yapılmaz. Yok illa yapacağım diyorsanız bir kenarda sıfır eşitleyip köklerini bulmak zorundasınız. Ama o sıfır eşitlediğiniz ifade paydayı tanımsız yapıyor mu? Onu da ihmal etmeyin, kontrol etmeyin. Evet, devam edelim. Bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? Sinüs 3x eşittir. 2 tane sinüs x çarpı kosinüs 2x. Sıkıntı şu. Sinüs 3x. Onu hiç kıpırdatamıyorum değil mi? Ona bir şeyler yapmam lazım. Ama yapamıyoruz. Fakat yan tarafta bir ipucu var. Sinüs x çarpı kosinüs 2x. Bakın x 2x. Ha x 2x 3x etmez mi? O zaman ben şöyle yapsam. Sinüs 3x'i x artı 2x diye yazsam. Bir zararı var mı? Yok. Eşittir 2 tane sin x çarpı kosinüs 2x. E sonra buna da toplam formülü atsak. Nasıl gidiyordu sinüsün toplam formülü? Sin kos sin kos. Yani sin x çarpı kos 2x. Aradaki işaret değişmiyordu. Artı sin 2x çarpı cos x. Bakın 3x'i ne yaptım? x'e 2x diye parçaladım. Toplam formülü açtım. Eşittir. Burada ne var? 2 tane sin x cos 2x. Ha, şimdi bunu bu tarafa atalım. Sinüs 2x çarpı kosinüs 2x eşittir. 2 tane sin x cos x'ten bir tane sin x cos, x, cos, 2x çıkarsa ne kalır geriye? Sinüs 2x. Pardon sinüs x. Ah dilim dolandı. Çarpı kosinüs 2x kalır. Ne yaptık? 2 tane bu arkadaştan bir tanesini çıkartırsak geriye bir tane bu kalır. Ha, şimdi artık ne yapabiliriz? Soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Şurada bir yazım hatası yapmışım. Onu da düzeltelim bu arada. Çarpı bunu bu tarafa attık ya. Burada ne kaldı? Sinüs 2x çarpı kosinüs x eşittir. Bunu bu tarafa attık. Sinüs x çarpı kosinüs 2x. Tamam. Hele şükür ya. Şimdi artık buradan sonra ne yapacağız? Burayı düzenleyelim. Ne yapalım? 2x'leri bir tarafa, x'leri bir tarafa atıp oradan bir güzellik yakalım. Kosinüs 2x'i bölü olarak bu tarafa atalım. Sinüs 2x bölü kosinüs 2x. Bunu da bu tarafa atalım. Sinüs x bölü kos x. Ne oldu burası? Tanjant 2x eşittir. Tanjant x. Ha, bakın en sonunda elde ettiğimiz şey bu. Şurayı temizlemek zorundayım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Sığdıramadım buraya. O zaman tanjant 2x eşittir. Tanjant x'in çözümünü yapalım. Ne diyorduk? Tanjantta işler kolaydı. Direkt birbirine eşitliyordunuz. Bunu bu tarafa atıyorum. X eşittir 0 deyip bir de ne ekliyorduk? 180 K'yı. Tanjantta kotanjantta 180 K ekliyorduk. O zaman K'ya 0 verirsem X 0 gelir. K'ya 1 verirsem X 180 gelir. K'ya 2 verirsem X kaç gelir arkadaşlar? 360 gelir. Köklerimiz bunlar. Sınırlar dahil olduğu için 0 360'ı da alabiliyoruz. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Bunlardan bazıları tanımsızlık yapıyor. Onlardan ne yapmamız lazım? Kurtarmamız gerekiyor. Yani var mı yok mu bilmiyorum ama bir bakmak gerekiyor. Nasıl bakacağız? Şimdi sıfırı kontrol edelim. X yerine ben sıfır yazarsam sinüs sıfır sıfır. Güzel. Aşağısı kosinüs sıfır bir. Kosinüs sıfır bir. Sıfır bölü birden sıfır. Sıkıntı yok. Tanjant sıfır. O da zaten sıfır. O zaman sıfırda bir sıkıntı yokmuş. İyi. Güzel. Yırttık. 180'e bakalım. 180 yazsam buraya. 180 çarpı 3. 540. Sinüs 540 demek. Sinüs 180 demek. Sinüs 180 de kaç? 0. Güzel. 180 yazarsak kosinüs 180 eksi 1. Kosinüs 361. Sıkıntı yok. Tanjant 180 o da 0. Oo güzel. Buradan da bir tanımsızlık gelmedi. E 0 tanımsızlık yapmıyorsa 360 da yapmaz. Güzel yırttık. 3'ü de arkadaşlar tanımlı geldi. Ama mutlaka bu kritik değerleri kontrol edin. Payda 0 gelir. Tanjant tanımsız olur. Problem çıkartır size. Evet kaç tane kökümüz varmış? 3 tane. Bunların toplamını istiyor. 540 derece. Yani 3 pi cevabımız E şıkkı. X 0 ile 360 aralığında olmak üzere. Fx eşittir. Sinüs x eksi sinüs x bölü 2. F'in tersi sinüs x eşittir. 2x eşitliklerini sağlayan kaç farklı x değeri vardır diye sormuş bize. Şunu hatırlıyorsunuz değil mi? F a eşittir b ise bu iki yavrunun yerini değiştirirsek F'in tersi B ne oluyordu? A. Aynı şekilde bunların yerini değiştirseniz tekrar ne oluyordu? Buna dönüşüyordu. Yani içle dışın yerini değiştirebiliyorduk. Ama her defasında bir ters alma işlemini uyguluyorduk. O zaman F'in tersi sinüs x eşittir 2 x'e bunların yerlerini değiştirelim. F 2 x eşittir ne olur arkadaşlar? Sinüs x. Çünkü neden? Yerlerini değiştirdim. Tersini alacağım. Zaten burada tersi vardı. Tersinin tersi F oldu. Süper. Şimdi bana F2X lazım. Onu da bulurum. Burada ne yapacağım? X gördüğüm yere 2X yazdım. O zaman sinüs şey F2X ne olur? Sinüs X yerine 2X yazıyorum. Eksi sinüs X yerine 2X yazıyorum. 2X bölü 2'den X eşittir. Sin X. E at bunu bu tarafa. Sinüs 2X eşittir. 2 tane sinüs X oldu mu? Ve bu yavruyu aç. 2 kat açı formüllerinden 2 sin X cos X diye yazabilir miyim? Eşittir. 2 tane sinüs X. Evet o geldik meşhur yere gene. İki tane sinüs x'leri sadeleştirdim. Hocam hani sadeleştiremiyorduk? İsterseniz sadeleştirebiliyordunuz. Ama ne diyorduk size? Bir kenarda mutlaka onları da sıfıra eşitleyin ki köklerini bulun. O zaman bunları sadeleştirdim. 2 sinüs x eşittir 0. Geriye ne kaldı? Kosinüs x eşittir 1. Şimdi ne yapacağım? Bu arkadaşları çözüp kökleri bulacağız. Yapacak bir şey yok. Her tarafı 2'ye bölün sinüs x eşittir 0 oldu mu? Ha sinüsü 0 olan açıları ben bildiğim için uzun uzun denklem çözmeye gerek yok. Direkt yazalım. Sinüsü 0 olan açılar 1 0, 1 180, bir de 360. Bunlardan kimi alabiliyorum? Hepsini alabiliyorum. Eşitlik var çünkü. Buraya gelelim. kosinüs x eşittir 1. Kosinüsü 1 olan açıları da biliyorum ben. 1 0, bir de 360, değil mi? E zaten onları burada yazdık. O zaman bir daha yazmanın bir anlamı yok. Ha, demek ki x'in alabileceği 3 farklı değer var. Cevabımız C şıkkı. x 0 90 aralığında olmak üzere tanjant x eksi sinüs x eşittir. 2 kök 2 cos kare x bölü 1 artı cos x eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre kosinüs x değeri kaçtır diye soruyor bize. Şimdi şu tan x eksi sinüs x'i bir düzenleyelim mi? Onu şöyle yazalım mı? Tan x yerine sin x bölü cos x yazıyorum. Eksi sin x. Sonra burayı sinüs x parantezin alırsak 1 bölü kosinus x eksi 1. Değil mi? Payda eşitlersek sinüs x parantezinde 1 eksi kos x bölü kos x. O zaman şu arkadaşın yerine gelip bunu yazıyorum. Sinüs x parantez içerisinde 1 eksi kosinus x bölü kosinus x. Çarpı. Hani içler dışlar çarpımı yapacağız ya. Bunu bu tarafa atarsak 1 artı kosinus x eşittir. Geriye ne kaldı? 2 kök 2 cos kare x. Şimdi burayı düzenlemeye devam edelim. Dikkat ederseniz 1 eksi cos x 1 artı cos x. 2 kare farkı var değil mi burada? O zaman sinüs x şu bölü kosinüs x'i de bunun altına alalım. Çarpı 1 eksi cos x 1 artı cos x çarparsam 1 eksi cos kare x olur mu? Neydi kural? a eksi b çarpı a artı b a kare eksi b kare b kare cos kare a kare de 1'in karesi zaten bir eşittir. 2 kök 2 cos kare x. Ha, şu kosinüs x'i ben şöyle atsam. Şunun yerine de sin kare x yazsam. Bakın ne oldu? 1 eksi cos kare neydi? Sin kare. Sin x çarpı sin kare x sin küp x oldu mu? Eşittir bu tarafta 2 kök 2 çarpı cos x'i bu tarafa atınca cos kare x ile çarpınca ne oldu? Cos küp x. O zaman buradan güzel bir şeyler yakaladım gibi geliyor bana. Her tarafı cos küp x'e bölsem sin küp x bölü cos küp x eşittir 2 kök 2. Sin bölü cos tanjant. Bir de küpü var. O zaman tan küp x eşittir 2 kök 2. Peki 2 kök 2 denilen şey dikkat ettiniz mi? Kök 2'nin küpüne eşit değil mi? Kök 2'nin küpü ne demek? Kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2. Zaten şurası 2 ha 2 kök 2 doğru. E küp kökün, her iki tarafın küp kökünü alırsak küpler gider. Tanjant x eşittir kök 2 geldi mi? Meğerse bu kadar işlemin eşiti şuymuş. Tanjant x eşittir kök 2. Benden ne istiyor? Kosinüs x'i. E birini verip diğerini soruyorsa işimiz kolaydı değil mi? Bir tane üçgen çiziyorduk. Soru bitiyordu. Şuraya x diyelim. Tanjant x kök 2. O zaman karşıya kök 2 dersek komşu 1. Hipotenüs de Pisagor'dan ne geliyor? Kök 3. Benden kosinus x'i istiyordu. O zaman kosinus x komşu bölü hipotenüsten ne gelecek? 1 bölü kök 3. Ya da eşleniyle çarpıp bölersek kök 3 bölü 3. Cevabımız A şıkkı. X 0 ile 2 pi aralığında olmak üzere tan x artı kot x artı 1 eşittir kosekant 2x eşitliği veriliyor. Buna göre bu eşitliği sağlayan x değerlerin toplamı kaç radyandır demiş. İşte bu da şu trigonometrinin erinmek yok sonuna kadar devam sorularından arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir bir türünden yazacağız. Payda eşitleyeceğiz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz ve sonuca ulaşacağız. Erinmek yok. Hadi başlayalım. Tanjant x yerine sinüs x bölü kosinüs x yazıyorum. Kotanjant x yerine kosinüs x bölü sinüs x yazıyorum. Artı 1 eşittir. Kosekant 2x yerine de 1 bölü Sinüs 2x yazıyorum. Kosekant 2x 1 bölü sinüs 2x doğru mu? Payda eşitleyelim. Burayı sinüs x ile burayı kosinüs x ile bunun altında bir gizli 1 var. Burayı da sin x kos x ile ne oluyor? Sin kare x artı kos kare x artı sin x kos x bölü sin x çarpı kos x eşittir 1 bölü sinüs 2x yerine 2 tane sin x kos yazabilirim değil mi? 2 kat açı formüllerine. Bakınız sin x cos x sin x cos x gitti mi? Geriye ne kaldı? Ha, şurada 1 oldu mu? 1 artı sin x çarpı cos x eşittir. 1 bölü 2 mi kaldı? O zaman şöyle yapalım. Ee, 1 bu tarafa atalım. Sin x çarpı cos x. 1 bu tarafa atarsam 1 bölü 2 eksi 1'den eksi 1 bölü 2 oldu. Her tarafı 2 ile çarpalım. 2 tane sinüs x kosinüs x eksi 1 oldu. E 2 tane sinüs x kosinüs x demek sinüs 2x demek değil mi? Sinüs 2x eşittir eksi 1 oldu. E onun yerine de ben sinüs 270 yazarsam artık bir denklem elde etmiş olurum. Gerisi kolay. Neydi? İki aşamada soruyu çözüyorduk değil mi? Birinci aşama gayet mantıklıydı. 2x eşittir 270. Diğeri de neydi arkadaşlar? Bunu 180'den çıkartıyordum. 2x eşittir 180 eksi 270. Hatırlıyoruz değil mi? Unutmuş olamayız. Sinüs x sinüs alfa eşitse x eşittir alfa. x eşittir 180 eksi alfa değil mi? Her tarafı 2'ye bölmeden önce tabi 360 k'yı ekliyorum. x eşittir 135 artı 180 k. Burada ne geliyor? 2 x eşittir eksi 90. Her tarafı 2'ye bölmeden önce 360 k'yı ekliyorum. x eşittir eksi 45 artı 180 k. Sonrası malumunuz. Çok iyi biliyorsunuz. K'ya değerler vererek x'leri bulacağız. K'ya 0 versek x kaç gelir? 135. K'ya 1 versek x kaç gelir arkadaşlar? 315. Aralığın içine giriyor mu? Giriyor. O zaman basın değeri gitsin. K'ya 1 verdik. 315. Daha da başka bir şey olmaz. Gelelim buraya. K'ya 0 versek x eksi 45 olmaz. O zaman K'ya 1 verelim. X kaç gelir? 135. E 135'i yukarıda bulmuştuk zaten. Gitti. K'ya 2 versek 360 eksi 45'ten 315 onu da bulmuştuk gitti. Ha o zaman bu aşağıdan kök yok bize. Buradan da 2 tane bulduk. 135 ve 315. Toplamları kaç ediyor onların? Ee, 450. Ha, hangisi 450? 5 pi bölü 2. Cevabımız B şıkkı. X pozitif gerçel sayı olmak üzere tan x artı tan 2x eşittir. Artan 6x eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? O farklı bir soru tipi. Fakat yapacağımız işlem gene aynı. Ne yapıyoruz? Artlı ifade alfa diyoruz değil mi? Hocam bir tane daha var. O zaman onu da beta diyelim. Hocam inanmayacağınız zaman bir tane daha var. Ona da teta diyelim. O zaman ne oldu? Alfa artı beta eşittir teta. Ne yapalım? Her iki tarafın tanjantını alalım mı? Çünkü buradan tanjantlar gelecek değil mi? Hatta onları da hızlıca yazalım. Art tanjant x eşittir alfa deyince art kalkar. Ne oluyordu? Tanjant alfa eşittir x olur. Doğru mu? O zaman şunları da yazalım. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Tanjant beta eşittir 2x. Ve son olarak öbür taraftan ne geliyor? Tanjant teta eşittir 6x. Şimdi burada her iki tarafın tanjantını alayım ki bu yavruları kullanabileyim. Tanjant alfa artı beta eşittir tanjant teta. Şimdi buranın neydi formülü? Hatırlayalım. Tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta değil mi? Eşittir tanjant teta. Hadi değerleri yerine yazalım. Tan alfa neydi x? Tan beta 2x bölü 1 eksi x çarpı 2x. Eşittir tan teta o da 6x. Ne oldu burası? 3x bölü 1 eksi 2x kare. Eşittir 6x. Ha, şunları sadeleştirelim. Burası 2 oldu mu? İçler dışlar yapalım. Burada 1 kaldı. 1 eksi 2x kare çarpı 2. Yani 2 eksi 4x kare mi? At hepsini bu tarafa. 4x kare e ha bunu da bu tarafa atalım. Eşittir 1. Niye öyle dondum kaldım? Bunu bu tarafa at. Bunu bu tarafa at. 4x kare eşittir 1. x kare eşittir ne geldi? 1 bölü 4. x kare 1 bölü 4 ise x'imiz ya 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2. Beni uyarmıştı sorunun başında x pozitif diye. O zaman bu arkadaş gitti. x kaçmış? 1 bölü 2. Evet güzel değişik bir soru değil mi? Diğer denklemlere benzemiyordu. Bu da kendi içinde farklı bir denklem. Ama art tanjantlı, art sinüslü bir şey gördüğümüzde o klasik hareket ne? Ona alfa demek var ya onu deyince zaten ne yapıyor soru? Kendiliğinden akıp gidiyor. Cevabımız E şıkkı.